Her şey hazır. Ama önce görüntüyü ayarla. Bacaklarım en az serine kadar düzgün. Ama kıllar biraz işi bozabilir. Evet, şimdi oldu. Şimdi geriye ne kaldı? Thomas'ın çekmecesinden çaldığım görünürlük zihir. Artık geriye tek bir şey kaldı. Selena'nın sesini taklit etmek. Deneme. 1, 2, 3. Ütopya. Yüce Onos. Ben bir iyilik peşinde koşarım. Selena aşkım. Selena? Evet benim. Neden şaşırdın? Yoo, şaşırmadım. Ben de seni düşünüyordum. Kim bilir, bana göstermek istediğin bir şiir vardır. Nereden bildin? Ben tahmin ettim. Neyse bırak, seninle Ütopya'ya gitmemiz gerek. Ütopya'ya mı? Evet, çok önemli bir görevde yardıma ihtiyacım var. Ya, yoksa o Hades denen sefil yaratık bir işler mi çevirdi yine? Sensin sefil yaratık. Efendim? Evet diyorum. Hades denen yaratık bir işler çevirdi. Tamam aşkım, gideriz. Ama gel önce sana şu şiiri okuyayım ya, çok güzel. Bırak şimdi şiiri, sonra okursun. Ya olmaz, çok güzel bir şiir. Ya Ütopya bir iki dakika bekleyebilir herhalde. Peki madem. Hadi gel, hadi gel. Aşkım, sende bugün bir şey mi var? Niye, ne var? Ne bileyim, yani değişik bir şey var ama. Makyaj yapamadım. Ondandır. Bilmem. Olabilir. Neyse, üstündekini çıkarsan. Bu sıcakta terlemiyor musun? Yok. Ben böyle iyiyim. Hadi ama terleyeceksin, sonra hasta olacaksın. Yok. Selena? Ne var aşkım? Bacakların, kolların... Ne olmuş bacaklarıma? Ne bileyim, biraz şey olmamış mı? Kılları diyorsun. Tüyleri diyorsun yani. Evet. Ya iş güç derken ağdacıya gidecek vakit bulamadım. Ama dün bir şey yoktu. Bizde böyle. Ütopyalılarda yani. Neyse. Hem ayıp. İnsan sevgilisiyle böyle şeyler konuşur mu? Hiç romantik değilsin. Affedersin aşkım ya, biraz şaşırdım da böyle görünce. Çok kızdım. Hep senin istediğin oluyor. Ceza olarak hemen Ütopya'ya geleceksin. Hay Allah. Kabalık yaptım, biliyorum, özür dilerim. Neyse, hemen gidersek affederim seni. Tamam. Ben hazırım. Gözlerimi de kapattım o zaman. Kapa anam, kapa. Aşkım, kapasana gözlerini. Tamam, kapattım. Aç anam, aç. Selena, biz neredeyiz? Burası Kötüler Mahzeni değil mi? Evet güzel. Tam burası. Selena, senin sesine ne oldu? Ne Selena'sı be? Sensin Selena. Sen de kimsin? Ben yeni Hades. Hades sen değilsin. Benim. Sadece biraz tipim değişti. Geç bakalım şuraya. Ne yapıyorsun? Bunun hesabını senden sorarım. Ya da Selena sorar. Beni bulamayınca ilk şüphelenecek kişi sen olacaksın. Seni bulamayacağını nereden biliyorsun? Tanıştırayım. Robo Burak. Bu ne ya? Senin anlaman mı kız? Bu Robo Burak.
senin yerine geçecek olan arkadaş. Bir nevi dublörün. Sadece tek bir farkı, iğrenç bir karakteri olması. Bunu yapamazsın. Yaptım bile. Ama Robo Burak da senin gibi şiirden çok hoşlanıyor. Robo Burak, senden bir şiir rica edeyim. Tabii. Yağdı yağmur, çaktı şimşek. Sen de mi şair oldun ulan eş? Yeter yeter. Ütopya TV'den ceza almayalım şimdi. Neyse, selametle. Ya, nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ya, imdat! Nasıl yapmış onu ya? Evet, işte geldik. Bakalım Selena yeni sevgilisini nasıl bulacak? İyi Selena lafının üstüne gelirmiş. Ya da Selena'yı an, çomağı hazırla mı desin? İkisi de benim için aynı. Evet Robo Burak. Aynen eğittiğim gibi. Ben de sizi şuradan izleyeceğim. İyiymiş. Selam. Aleyküm selam. Gel koçum gel gel. Koç mu? Koç bu koç. Nasılsın aşkım? İyi. Ne yani? Niye sordun ki? Nasıl niye? Yani iki gün görüşemedik ya. Ben seni özledim. Allah Allah. Niye ki? Nasıl niye? Yani sen beni özlemedin mi? İki günde seni niye özleyeyim ki ya? Aşk olsun Burak. Yani özlemesen bile insan nezaketen özledim derdi. Ya ben yalan söyleyemem kızım. Yerse. Yerse? Yerse. Süper. Yüklediğim programlar tam istediğim gibi çalışıyor. Bravo Robo Burak. Kalıp Selena'yı gıcık edişini izlemek isterdim ama gidip somurtkanlı sihrinin etkilerini gözlemem gerek. Aşkım, yani sen iyi misin? Ya, ikide bir de aşkım falan deme bana ya. Neden? Aşk mı aşk? Bunlar boş işler kızım. Tamam, yani güzel atmış. Takılıyoruz işte. Öyle fazla romantiğe bağlamaya gerek yok. Var mı? Ne oldu bu çocuğa ya? Acaba canı bir şey mi sıkıldı? Of ya, abim oldu gelmedi. Yani Nazlı sen altı atana kadar ben üç piyonu da içeri yerleştireceğim. Ver. Heh. İki attım. Leyla, evet seni başlangıç noktasına alayım. Ya olsun, benim bir piyonum daha var dışarıda. Ne yapıyorsun? Kızımla birader oynuyoruz Kıvılcım. Ha, de sınır tanımıyoruz diyorsunuz yani. Ne anlıyorsunuz bu saçma sapan oyunlardan? Kıvılcım sana ne? Biz belki eğleniyoruz burada. Evet. Üstelik eğer kibarca sorabilirsen belki seni de aramıza alabiliriz. Aman kalsın. Oyunu verdiğin için teşekkürler. Yaşasın, dört attım. Kim demiş oyunu size verdiğimi? Ha? Kim demiş? Ya Kıvılcım ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Oyunumu dil alıyorum canım. Gidecek misin sen ya? Değilim. Madem eğlenceli bir şey, ben de eğlenirim değil mi? Bak şimdi kırmızıların yerine atıyorum. Üç, bir, iki, üç. Şimdi mavilerin yerine. Yine üç geldi. Bir, iki, üç. Çok eğleniyorum demek isterdim ama ya hiç eğlenceli falan değil ki. Bu senin, anlamıyorum ha. Bunlar niye gülüşüp duruyorlar yine? Oyuncaklarımdan birini mi çaldılar acaba ya? Yani gösteririm onları şimdi. Kim görmüş yazdınız mı? Yazdık. Tamam değiştirelim bunu. Şimdi ne demiş yazıyoruz değil mi? Evet. Bitti mi?
ben başlıyorum. Kim? Barack Obama. Nerede? Fenerbahçe stadında. Kiminle? Alamet Hoca'yla. Ne yapmış? Almak koymuş. Kim görmüş? Hadise görmüş. Peki ne demiş? Çok fena rencide ederim demiş. Verin çabuk oyunumu. Ne oyunu ya? Benden aldığınız oyunu çaldınız. Kıvılcım biz senden oyun falan çalmadık. Çaldınız canım. Niye kıkır kıkır gülüyorsunuz o zaman? Çünkü kim nerede, kimin ne yapmış oynuyoruz. Çok eğlenceli bir oyun. Evet, üstelik parayla da satılmıyor. Ne oldu Kıvılcım, şaşırdın mı? Ne o Kıvılcım? Yoksa eğlenmek için önemli olanın oyun değil, arkadaşların olup olmaması olduğunu bilmiyor musun? Bence tamamen oyunu. Çok saçma yani. Kıvılcım, istersen sen de bizimle oyna. Ay ben oynamam, tamam mı? İyi, sen bilirsin. Ama çok ısrar ettiniz. Ben gelip oynarım o zaman sizinle. Anlatın bana bak şimdi bu oyun nasıl oynanıyor. Bak, buradaki soruların cevabını yazıyorsun, sonra katlayıp yanındakine veriyorsun. Kolaymış bu ya. Dur, yazacağım ya. Kalemi mi versene? Allah. Ah be. Ne e'si? Yani böyle maç mı seyredeceğiz? Ne seyredelim? Yani illa bir şey seyretmemize gerek yok ki. Sohbet edebiliriz mesela. Ne konuşacağız? Yani mesela şiir. Oho, şiir kasar beni şimdi. Şiir seni kasar mı? Evet, evet. İyi ama Burak, yani sen şiiri çok seversin. Ya bana hep şiirler okursun. O seni tavlayana kadardı. Nasıl yani? Ya tabii kızım. Erkekler kızları tavlayana kadar öyle şiirdi, çiçekli, böcekli filan acayip şeylere takılır. Bu aşamayı geçtik çoktan. Hangi aşamadayız o zaman? Böyle yani kuru yemiş yiyip maç seyretme aşaması mı? Olabilir. Anlaşıldı Burak, anlaşıldı. Yani sen bugün tersinden kalkmışsın. En iyisi ben gideyim. Sen bilirsin. Peki. Umarım akşama kadar kendine gelirsin Burak. Yani sinemaya bilet aldık, unutma. Aha, şöyle güzel vurdulu kırdılı bir film olsaydı bari ya. Ne vurdu kırdısı Burak? Romantik komedi işte. Yani sen de istiyordun. Ya neyse, bakarız. Saati gelsin de bir. Ben saati geldiğinde sinemanın önünde olacağım. İstersen gelirsin. Tabii sinemaya gitme aşamasını geçmediysek. Hadi Nazlı, şimdi seninkini oku. Okuyorum. Hadi, hadi. Britney Spears. Bizim okulun kız art paletinde. Zıfker abiyle. Zıfkerle. Halay çekmiş. Sakal bakasmer görmüş. Ne demiş? Tertel su içme demiş. Tamam tamam, şimdi sıra bende. İyi dinleyin. Ozan'la Kıvılcım. Kutsal'da. Elle tutuşup romantik dakikalar geçirmişler. Allah Allah. Nereden bildin? Senin de bunları görmüş demiş ki Allah Allah. Ozan'la Kıvılcım birbirine ne kadar yakışıyorlar demiş. Çok sinirsin Kıvılcım ya. Orada öyle bir şey yazmadığını biliyorsun. Niye söylüyorsun ki? Derde yazıyor ama ne yapayım? Kıvılcım, bunu sana kaç defa söylemek zorundayım? Rüyanda görürsün. Ya boş ver. Yani Kıvılcım'ın dediklerinin olma ihtimali Zülfikar abinin Britney Spears'e halay çekme ihtimaliyle aynı değil mi? Ha bu çok komik oldu yani. Bırak, ben küstüm, daha da oynamam yani. Önüne baksana. Yavaş ya. Kızlar, yemek hazır, hadi gelmiyorsunuz mu? Tamam, geliyoruz Müstesna teyze. Yemekte ne var? Yemekte ne var? Ellenin körü var. Beni mi götüreceğiz bir de? Ne yaptın? Kısa onu yiyeceksin işte. Hadi çabuk ol. Ya kızlar baksanıza. Müstesna teyzenin siniri hala geçmemiş. Biz fark etmeden bir şey mi yaptık? Neyse, onunla da artık yemekten sonra konuşuruz. Hadi şimdi ellerimizi yıkayalım. Benim ellerimi yıkamama gerek yok. Benimkiler zaten temiz. Nazlı. Ya temiz, bak 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 bak. Sesat
teyze neden sinirli? Acaba Asya yenge onu rencide mi etti? Olabilir. Ya ne bekliyorsun arkamda? Hadi yık ellerini çabuk ol. Çekilsene oradan ya. Ne sen çekil. Çekil. Harikasın bebeğim. Seninle harika vakit geçiriyorum. Hiç canım sıkılmıyor. Evet, daha çalışalı bir saat oldu ama ben de çok eğleniyorum. Pencere kapak hesabı. Aynen öyle. Ben pencere, sen kapak. Bu da Selena'ya kapak olsun. Hadi içmiyor muyuz? Hop, şerefe. Eğlenceler Burak Bey. Bu da kim? Bu... Adın neydi şey? Ha, Selena. Selena. Ne oldu Selena? Bir şey mi var? Hiç. Yani ben de sinemanın önünde seni bekliyordum yarım saattir. Gelirsin diye. Sinemanın önünde mi bekliyordun? Keşke daha eğlenceli bir yerin önünde bekleseydin. Sıkılmazdın. Mesela bir Luna Park'ta bekleyebilirdin. Ya da hayvanat bahçesinde böyle... Maymun kafesinin önünde daha eğlenceli olurdu. Değmezsin. Ben değmem. Niye? Bak, ben istediğim her şeye değebiliyorum. Kötü bir şakaydı. Ama sen yaptığın için gülebilirim Burak. Gül o zaman. Siz devam edin gülmenize. Benim biraz midem bulandı da. İyi eğlenceler. Neden sinirlendi hiç anlamadım. Ya boş ver. Zaten böyle insanlardan hiç haz etme. Biz eğlenmeye devam edelim. Çok tatlısın. Sen daha tatlısın. Yeni Burak tam istediğin gibi davrandı sarışın. İşte hak ettiğin budur Selena. Ablamlar şimdi geliyor amcacığım. Aman ister gelsinler ister gelmesinler. Gelen gelir, gelmeyen aç kalır, tamam mı? Hiç, hayır ağzını öpeyim vallahi. Ya ne iyi söyledin? Sana mı soracağım Aslı, iyi mi söyledim, kötü mü söyledim diye ben? Aa, bana ne bağırıyorsun canım? Allah Allah, sanki suçum. Menemeni de yemedin zaten. Kes Aslı, kes! Nazlı, çorba istiyor mu, istemiyor mu? Geveleme kızım ağzında, çabuk söyle, istiyor mu, istemiyor mu? Koskoca kadın elimde kepçe bekliyorum burada. İstiyorum. Tamam. Kader, sen de git yemekleri getir. Aman getiririz, zor bir şey sanki. Çemkirme, çemkirme! Ay, özlemişim biliyor musunuz böyle aile, sıcak ortam filan mı? Evdeki mutluluk budur. Senin oğlun niye herkes unutkan ve sinirli? Ya ben nereden bileyim Nazlı, bana ne? Ya şöyle saçma sapan şeyler sorma. Sevgili seyirciler. Ve sevgili seyircisi ya. Ben seyircileri sevmek zorunda mıyım? Neyse, okuyorum haberleri, dinleyin işte. İstanbul'da yayılan somurtkanlık dalgası bilim adamları şaşkına çevirdi. Nedensiz bir şekilde insanların somurtup agresifleşmeye başlaması hayatı olumsuz etkiliyor. Ünlü şovmen Cem Yılmaz şovuna gelenlerin 1,5 saat somurttu. Bir şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapan Zerrin Özer'in gülmemesi dikkat çekti. Somurtkanlık dalgasının beraberinde kavgaları ve husumeti getireceğinden endişe duyuluyor. Bana ne be? Allah Allah, bana ne milletin kavga etmesinden? Ben haberimi okur, paramı alırım. Zaten canım sıkkın be. Tamam, bitti haber. Kapat hadi. Ya Leyla, bana oradan sarı tokanı versene. Ay ben senin uşağı mıyım acaba? Kendini alsana. Aman iyi tamam, senin tokana muhtaç değilim. Senin abla, Leyla abla farkında mısınız? Ya bir günde herkes somurtmaya başladı. Herkes çok sinirli. Nazlı, ne diyorsun yine sen ya? Ne diyorsun? Ya Nazlı çok konuşmasana. Sus biraz ya. Ya hemen Selena'yı çağırmamız gerekiyor. Nedenmiş o? Ne işimiz varmış onunla? Benim Selena'yla bir şey konuşmam gerekiyor. Eğer çağırmazsak başınıza dolaşır ve konuşurum. Aman iyi tamam. Sen yeter ki sus da çağıralım. Gel hadi. Vır. Başımızın etini yedin ya. Açıkçası çok şaşırdım Selena.
Anlattıklarından anladığım kadarıyla Burak böyle bir şey yapabilecek biri değil. Biliyorum Jonas. Gözlerimle görmesem ben de inanmazdım zaten ama gördüm. Zaten davranışları da bir garipti. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama bu işte bir gariplik var. Bir gariplik var ama kestiremiyorum. Bence bunca yıldır emek verdim bu ilişkiyi. Bitirmeden önce biraz düşün Selena. Sen onu karşına al. Son defa bir kere konuş. Selena, Selena. Kızlar Jonas, beni çağırıyorlar. Ben gideyim. Rica ederim, rica ederim. Ha, unutma. Kalbinin derinliklerinden gelen sese kulak ver. O seni doğru yola götürecektir. Peki Jonas. Birinin beni dinlemesine çok ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Ah, ah bu gençler. Bana 38 bin yıl önceki gençliğimi hatıralarımı hatırlatıyor. Selena. Selena, Selena. Selam kızlar. Selen'im sorunumuz var. Sorunumuz falan yok ya. Ya evet. Nazlı uyduruyor. Tutturdu çağıralım diye zaten. Bir dakika kızlar. Ne oldu Nazlıcığım, sorun ne? Ya sorun ablamlar Selena. Yüzlerine bakar mısın? Ne varmış ya yüzünüzde? Ay sen kendi yüzüne baksana ya. Bir dakika yani kızlar. Nazlı haklı. Ne oldu size, neden somurtuyorsunuz? Kavga falan mı ettiniz yoksa? Niye durduk yere kavga edelim ki? Ayrıca ne işim olur ki onunla? Ya işte sorun da bu Selena. Ya dünden beri somurtuyorlar. İlginç. Üstelik sadece ablamlar değil. Ya Ozan abi, Erdem abi, Ekrem amca ve hatta Müstesna teyze bir kadar abla. Ya. Televizyonda söyledi. Birçok insan somurtmaya, sinirlenmeye başlamış. Ama bu nasıl olur? Yani kesin bu işte bir iş var o zaman. Ne oluyor Selena? Somurtkanlık sihiri olabilir. Somurtkanlık sihiri ne? Evet, yani somurtkanlık sihirine maruz kalmış insanlar asla gülmezler. Yani aynı böyle somurturlar. E şimdi ne yapacağız? Önce ablamları bir testten geçirelim. Kızlar. Selin abla, siz niye gülüyorsunuz? Niye güleyim ki? Bu mu komik? Evet, gayet saçma bence. Nazlıcığım, bu kesinlikle somurtkanlık sihirinin etkisi. Ya ama yani bu kadar insana nasıl etki etti bir anda onu anlayamadım. Ablanlar ne zamandan beri böyle somurtuyorlar? Dün yemeği yediğimizden beri. Peki ondan önce her şey normal miydi? Evet, odada çok eğleniyorduk. Ondan sonra ben yemeğe indim. Onlar da lavaboya ellerini yıkamak için gittiler. Aşağı indiklerinde çok sinirlilerdi. Bu çok ilginç. Yani sen ellerini yıkamadın mı? Ya onun için sormuyorum tatlım. Yıkadım mı yıkamadım onu söyle. Yıkamamıştım. Buldum. O zaman su yüzünden. Bir dakika, bir dakika. Ozan abiler de okulda ellerini yıkadıktan sonra onlar da somurtmaya başlamıştı. Tabii ya, kesinlikle su yüzünden. Aferin Nazlıcık, çok iyi bir iş çıkarttın. Ben gidiyorum. Nereye? Ütopya'ya, Jonas'la konuşmam lazım. Ya sen bu arada sakın elini suya falan değdirme, tamam mı? Tamam. Görüşürüz kızlar. Mutlu musun şu anda? Başın göğe erdi mi Nazlı? Erdi. Hocam, çok kötü bir şey oldu. Olmaz. Yoksa bu defa da Burak'ı bir mankenle mi yakaladın? Yok yok, yani bu öyle bir şey değil. Ya ne oldu peki? Hocam, tüm İstanbul'a somurtkanlık sihri sarmış. Somurtkanlık sihri mi? Evet. Ya sanırım su yoluyla bulaşmış. Şimdi taşlar yerine oturuyor. Ne oldu Jonas? Biraz önce bir haber geldi. Volkanın patlamasının sebebi yanardağın ağzındaki somurtkanlık taşının yerinden alınmasıymış. Ya ama yani bunu kim? Hades. Hades mi? Tabii. Tabii bunu tahmin etmeliydim. Başka kim olabilir? Eğer somurtkanlık taşını baraj gölüne attıysa o suyla temas eden herkes sihirden etkilenmiş olmalı.
Peki ne yapacağız Jonas? Bunun bir tek çaresi var. Kahkaha cinle gideceksin. O sana sihirli bir kahkaha tozu kapsülü verecek. O kapsüldeki tozu yeryüzüne yağmur yağdıracak bulutların üzerine serpeceksin. Ki sihirin etkisi geçsin. Peki efendim, ben hemen gidiyorum. Ha, bir şey daha var. Her şeyin normale dönmesi için somut kanlık taşının orijinalinin atıldığı barajdan çıkartılıp yanardağın tepesine konulması gerekiyor. Peki efendim, hiç merak etmeyin. Eğer Selena somut kanlık taşını bulup yerine koyamazsa bütün Ütopya yok olacak. Milyonlarca yıldır yaşadığımız gezegenimizi terk etmek durumunda kalacağız. Peki gezegeni terk ederken kötüleri ne yapacağız? Onları burada bırakamayız ki. Onları da beraber götürmemiz gerekiyor. Onları ölüme terk edemeyiz. Ben kötüler mahzenine demeye gideyim. İmdat! Sesimi duyan yok mu? Çıkarın beni buradan! Neler oluyor burada? Honos Bey, beni tanıdınız mı? Evet, tanıdım. Peki senin ne işin var burada? Çok acayip şeyler oldu. Selena beni buraya getirdi ama aslında o Selena değil. Onun görünümünde kötü bir şeytan. Hades. Demek kopyalamayı becerdi. Selena'nın birebir kopyası değildi. Onun kılığına girmiş. Sesi de çok benziyordu. Bütün bunların onun başının altından çıktığını tahmin ediyordum ama kopyalamayı becereceğini tahmin edememiştim. Onu da yaptı demek. Tuz gülünde, Van gülündeki gibi canavar yoktur bence. Eğer olsaydı o kadar tuzdan dolayı kesin tansiyon hastası olurdu zavallı canavar. Oo, Selena, hoş geldin. Kaynanan seviyormuş. Ben de tam stand-up yapıyordum. Biraz da gülelim ha Selena, ne dersin? Çok isterdim ama şu anda çözmem gereken çok önemli bir sorun var. Dur, sen söyleme. Ben tahmin edeyim. Benden yardım mı istemeye geldin? Evet, bildin. Pekala. Sana nasıl yardımcı olabilirim Selena? Çok komik bir fıkra anlatayım ister misin? Bir Türk, bir Fransız, bir Alman bir gün... Yok, yok, yani fıkra falan istemiyorum. Ama çok komikti. Bak şöyle yapalım. Sen bana kahkaha kapsülü ver, ben gerektikçe kullanayım, ne dersin? Olur. Al bakalım Selena. Nasıl kullanacaksın biliyorsun değil mi? Hayır, bilmiyorum. Şöyle yapacaksın. Bu kapsülü yağan yağmurlara karıştıracaksın. Bu kadar basit. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ha, bir ara stand-up gösterime beklerim seni. Turneye çıkıyorum. Neptün, Plüton, Merkür, Mars, tüm gezegenlerde gösterim var. Artık gelirsin değil mi? Umarım. Beklerim. Evet. Sinyaller buradan geldiğine göre somutkanlık taşının orijinali bu gölde olmalı. Taşı çıkarmadan önce şu yağmur işini halletmeliyim. Bu yüzden bana sihirli bir yağmur bulutu lazım. Merhaba Selena. Merhaba sevdalı bulut. Yardımına ihtiyacım var. Tabii ki Selena. Zevkle. Senin için ne yapabilirim? Benim için tüm İstanbul'u dolaşıp yağmur yağdırmanı istiyorum. Bu çok kolay. Ah, ama önce üzerine şu kahkaha tozunu serpmeliyim. Artık başlayabilir miyim Selena? Başlayabilirsin. Bu yardımını için unutmayacağım. Arkadaşlar arasında küçük bir iyiliğin lafı mı olur Selena? Hadi bakalım. Hoşça kal. Evet. Artık taşı çıkartabilirim. Ama önce benim cesedimi çiğnemen lazım. Hadi. Hakemiz, Selena, evde oturup örgü örsen olmaz mı? Her zaman işime burnunu sokmaktan vazgeçmeyecek misin? Kötülük yapmayı iş zannetmekten vazgeçtiğin zaman ben de vazgeçebilirim. Yani hiçbir zaman. Yolumdan çekil Hades. Somutkanlık taşını götürüp yerine koyacağım. Yoksa yanardağdan çıkan lavlar Ütopya'yı yutacak. Selena, acaba somurtkanlık taşı yerine böbrek taşı koysan olmaz mı? Bazen düşünüyorum.
sen mi daha kötüsün yoksa esprileri? Ütopya'da bütün kızlar esprilerime bayılıyor. Sen yanlış anlamışsındır Hades. Esprini duyunca bayılıyorlardır. Ha ha ha. Çok komik. Tamam, kes gevezeliği. O taşı çıkartacağım. Canım taş istiyor dedi. O zaman sana şöyle yanarlı dönerlisinden bir tane hazırlayayım. Kolay kolay pes etmeyeceksin dedi. Madem öyle, o zaman uzun süredir üzerinde çalıştığım alev topunu sana göndereyim. Sana kızmış. Tarifi çok kolay. Önce bir lastik top alıyorsun. Sonra sadece bende formülü olan sihirle 10 kap daha etkili bir alev topu haline getiriyorsun. Ve sonra koruma kalkanlarını bile delip geçecek güçlü olan bu topu rakibinin üstüne yolluyorsun. Olamaz. Hazır mısın Selena? Selena, yardıma ihtiyacın var mı? Biraz yağmur hiç fena olmaz. Olamaz. Hemen sönüverdim. Sen de kimsin be? Tanıştırayım. Sevdalı Bulut. Biraz sonra tüm İstanbul'u dolaşıp kahkaha tutu serpilmiş yağmur yağdıracağım. Kahkaha tutu? Saçma. Ne yani? İnsanlar kahkaha topuyla tekrar mı gülecek? Ama ben gülmek istemiyorum. Ne oluyor ya? Selena. Bak, kahkaha tozu işe yarıyor demek ki. Selena, Selena lütfen yardım et. Ben sadece kötülük yapınca gülerim. Ne oluyor ya? Bari ben de bir an önce soğukkanlı taşını çıkarsayım. Selena. Ben nefret ediyorum Selena. Niye öyle diyorsun? Bak, gülmek ömrü uzatır. Selena, Selena lütfen yardım et. Ben gülmek istemiyorum. Bu konuda bir şeyler yapabilirim. Ama bir şartla. Na 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 Selena, Selena, Selena. Selena. Saçmalama ya. Ya saçmalama hadi. Ya Nazlı gerçekten çekinmezsin ya. Ya ne olacak? Hadi bir kere yıkasanız. Ben gidiyorum. Ya gitme. Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl mı hissediyoruz? Seninle suçumuzu yapmak istiyoruz. Gel buraya kaçma. Thank you.
Selena ne oldu? Somurkandık taşını dağın tepesine koymadın mı? Hayır. Hayır mı? Lavlar Ütopya'yı yutmak üzere. Merak etmeyin, o işi benim yerime bir arkadaşım hallediyor şu an. Arkadaşın mı? Selena, umarım bu işi çocuklara vermemişsindir. O dağa tırmanmak son derece tehlikeli. Hayır, tabii ki kastettiğim çocuklar değil. Sadece bir arkadaşım. Bakın. İşte. Durdu. Evet, durdu. Yanadar laf püskürtmüyor mu? Hayır. Demek arkadaşım başardı. Kim bu merak ediyorum. Tanıdığın biri mi? Evet, çok yakından. Aa, bakın. Zaten geliyor kendisi. O arkadaş bu arkadaş demek ki. Yandım. Selena, senden nefret ediyorum. Her yerim yandı. Senden nefret ediyorum. Oh be. İnsanın evi gibisi yok. Bu Selena'nın olamaz. Selena, aşkım burada neler olmuş? Bu evde ne olup bittiği beni hiç ilgilendirmiyor. Burada sadece birkaç eşyamı unuttum. Onları alıp gideceğim. Daha sonra da benimle hiçbir ilgi kalmayacak. Bunlar senin değil mi? Daha fazla saçmalama istersen. Kız arkadaşına dün geceki eğlencenin kalıntılarını bir de utanmadan bana mı soruyorsun? Ne kızı, ne dünü? Ben dün burada bile değildim. Yani ben hayal gördüm, öyle mi? Bak Burak, iyi olabilirim ama asla salak değil. Ne oluyor burada lan? Ha? Bu da ne? Bu ne ya? Bu benim kopyam.